biz de iki meslektaşımızı o depremde kaybetmiştik. Bir kez daha onları sevgiyle, rahmetle analım. Aytaç Ünker 7 aylıkken evladını kaybetti. Evladının acısını hafifletmek için de hayatını kalp hastası çocuklara adadı. Kalbim Olur Musun adında bir proje başlattı. Peki nedir bu proje? Hem o babanın hikayesini hem de projesini izleyeceğiz şimdi. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Ahmet Akpolat'ın haberi. 30 yaşındaki Aytaç Ünker uzun yıllar bir evlat sahibi olmak istedi. Evlendikten 5 yıl sonra bir çocuk sahibi oldu. Adını Yusuf Ayaz koydu. Yusuf Ayaz doğuştan kalp hastasıydı. Henüz 7 aylıkken kalbi mücadele edemedi. Hayatını kaybetti. Aytaç Ünker 9 ay önce kaybettiği oğlunun acısını dindirmek için kendini kalp hastası çocuklara adadı. Şimdi hastane hastane geziyor, çocuklara ve onların ailelerine yardım götürüyor. Kalbim Olur Musun adında kurduğu dernek sayesinde. Vefatından 2 ay sonra birden aklıma geldi kalbim olur musun demek. Oğlumun omuzunda uyuyan bir resim vardı. Oradan logosunu yaptık. Yola çıktık. Önce iş arkadaşlarım destek oldu. Daha sonra ailem ve tüm gönüllerimiz destek oldu. Ayaz kalp hastası olmasaydı belki de biz çocuklarımızın hiç farkında olmayacaktık. Bilemeyecektik. Veya yaşasaydı da biz ancak kendi maddi imkanlarımız doğrultusunda bir şeyler yapabilecektik çocuklarımıza. Vefatı çok ağır geldi. Kaldıramadık ama çocuklarımızla yaşamaya çalışıyoruz şu anda. Allah benden bir çocuğumu aldı ama binlerce çocuk verdi bana. Sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirler. Kalbim Olur Musun yazdıkları zaman direkt zaten bizi bulacaklardır. Bize ulaştıklarında kendi ihtiyaçlarını da yazabilirler. Gönüllerimiz biz de katılmak istiyoruz diye yazabilirler. Aytaç Ünker oğlunun acısını başka çocuklara yardım götürerek hafifletmeye çalışıyor. Sosyal medya üzerinden topladığı yardımları hastanelerde tedavi gören çocuklara götürüyor. Bugünkü durağı Kartal Koşu Yolu Kalp Hastanesi. Türkiye'de yılda 14 bin çocuk kalp hastası olarak dünyaya geliyor. Kalp alanında uzman hastaneler Türkiye'de az. Bunun için hastalar genellikle şehir dışından İstanbul'a geliyor. Hem hasta yakınları hem de uzmanlar kalp alanında uzman hastanelerin çoğalmasını bekliyor. Tedavi için nereden geldin? Adıyaman'da. Adıyaman'da böyle bir hastane olsa çok memnun oluruz. Ve nakil ihtiyacı. Uzmanlar bir kez daha tam da bu noktada herkesi bilinçli olmaya çağırıyor. Organ bağışı ile ilgili daha henüz bilinçlendirme tamamlanmış değil toplumda. Hele hele bebeklerde bizim ülkemizde yani çocuk organlarının bağışlanmasıyla ilgili ciddi problemler var.